hiçbir şey yapılmayan döngüde biz süratle hiperenflasyona, yani çok daha sert, hiç her şeyin her gün daha da arttığı döngüye doğru gidiyoruz. Zaten öyleyiz şu anda. Söylediğim gibi yani balon daha hızlı şişecek ve sonra kendi kendine patlayacak zaten. Yani o serseri para size ihanet eder her zaman. Para politikasıyla ilgili manevra yapmadığınız sürece hiçbir şeyin fiyatı düşmeyecek. Şöyle yani sen diyorsun ki ben cari açığı kapatmak için dövize bir bilinçli şey var, büyümem lazım falan. Ama yapamıyorsun. Ama enflasyonu kontrol edemiyorsun. Burada şey oluyor, para yok, bütçe yok yani hani dersek. Bu sefer vatandaş enflasyonun altında eziliyor çünkü asgari ücrete zam yapsan da bir anlamı kalmıyor. Ya peki gerçekten her şeyin fiyatı şu anda çok yukarıda, çıldırmış vaziyette. Yani kiralar akıl alır gibi değil yani gerçekten. Yani duyuyorsundur, biliyorsundur zaten. Ne olacak peki, yani barınma krizi geliyor. İnsanların alım gücü aşırı derecede düştü. Yani bu tür ekonomileri bekleyen şey ne? Evet, işte bu hiperenflasyona ya artık tamam diyeceksin, işte her şey çığırından çıktı, bu böyle, bu döngüye ben teslim oldum deyip her şeyi durmadan artmaya devam edecek hızlanarak. Nereye kadar o zaman vatandaş ya da, ne yapacak bir noktada yani? Az önce söylediğim gibi diyeceksin ya ulan biz buna bir noktada fren koymazsak bu bir şey olmuyor. Bir frene basacaksın. Yani ne frene basmak ne demek? İşte bir enflasyon endeksi tabiri çıkaracaksın ve bunu promote edeceksin. Yani bunu öveceksin yani. Öyle hani çıkardık ürünü tamam falan demeyeceksin yani. İnsanları oraya, şimdi insanlar oraya park etmeye başladığı anda birazcık piyasada likiditenin kısıldığını göreceğiz. Yani bu ancak kısa vadede ilk yiyebilecek. Benim için iyimser ama piyasadaki şu anki oyun için kötümser bir haber. Çünkü benim için iyimser, iyi bir şey gördüğümü düşüneceğim. O zaman hiperenflasyon değil, yine biz şu andaki içinde bulunduğumuz süperenflasyon döngüsünde devam edeceğimizi söyleyebilirim. Yani şu andaki hiçbir şey yapılmayan döngüde biz süratle hiperenflasyona, yani çok daha sert, hiç her şeyin her gün daha da arttığı döngüye doğru gidiyoruz. Zaten öyleyiz şu anda. Tam değiliz ama gidiyoruz. Ama beterin beteri diyorsun. Tabii bu daha hiçbir İyi şey. İyi günler diye. Bu eğer böyle devam ederse hiçbir şey yapmadan... Bunlar daha hiçbir şey. Yani onu söyleyebilirim. Yani. Ama ben bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Bu kadar umarsız olunabileceği, yani ihtimal vermiyorum. Yani bu kadar umarsız ve duyarsız. Ne yapacaklar, ne işte yapılabilir? Bir faiz manevraları gelecek. Yani faiz manevrası ki ürün manevraları. Yani bu gelmezse zaten söylediğim gibi yani balon daha hızlı şişecek ve sonra kendi kendine patlayacak zaten. Yani o serseri para size ihanet eder. Her zaman eder. Siz para arzına devam ederseniz o para dönüp size ihanet edecek bir mutlaka bir yerden sizi yakalar. Çok acayip. Bu hep böyledir yani. Ekonominin döngüsü hep böyledir. 94 krizinde Tansu Hanım'ın anlamadığı bölümü buydu yani. Çok basit bir matematiktir bu. Ama bunun bu kadar hızlı bir, yani ona bir devalüasyon yapmaya niyetle çıktı da piyanın planı 3 katına çıkarmak değildi. Ama bütün devaller 3 katıyla sonuçlandı. Türkiye'nin sert devalleri dikkat edersen. 2001 krizi de öyle sonuçlandı. 94 krizi de. Bu son harekette 8-18 hareketi oldu. Onun için bazıları 24-24 diye dile getiriyordu ama bu seferkinin farklı olduğunu ve ben orada bir kayıt dışı para sokmak için yapıldığını düşündüğüm için yeni bir para girişi sağlanacaksa bir deval daha yapılacak o zaman yani. Öyle bir olgu gelir. Enflasyona endeksli bono çıkarılır da TÜİK düşük gösterirse ayaklanma çıkmaz mı? İyi soru. Tabii ama ki şimdi, zaten evet ya şu anda enflasyon endeksi tahvile bile en azından ya paramı evet birazcık ya şimdi şöyle düşünelim. KKM'ye para yatıran bu kadar insan var. Şimdi KKM'ye para yatırdığınız zaman ne kadar kazanıyorsunuz yani? İşte %10-15 para kazanıyorsunuz 3 ayda değil mi? Şimdi bunu mu kazanırsınız yoksa o enflasyon endeksi tahvil şu anda TÜİK'in dandik enflasyon rakamını %60'ı kabul etsek hani enflasyon endeksi %65 dese mesela tahvili. Yine 3 ayda %15-20 para kazanacak. Yani 15 para kazanacak. O zaman tercih edeceğini düşünüyorum KKM'ye. Bu ürünü tercih edecek. Bunu tercih etmesi Türk lirası için iyi bir hamle olur. Bir miktar likiditeyi çekmekte fayda. Hız keser. Yani ev fiyatlarında hız keser. Borsada hız keser. Ve bu insanlar karamsar gibi düşünüyor ama tam tersine aslında iyi bir şey olur. Peki devlet yarattığı emisyonu direkt borsaya akıtmıyor mu? Borsada ikinci bir 20 Aralık olacak bayram öncesi. Olacak mı bayram öncesi demiş. Evet, zor bir soru çünkü az önce söylediğim gibi biraz bu doğrultuda devam ederlerse olur. Yani şu andaki temposu 20 Aralık temposu değil. Yani o gün hatırlarsan her şey %10'un. Ama o çok hızlandırıcı bir versiyonuydu. Şu anda biz onun bir önceki evresinde gibiyiz. Biraz yani, kapıyı açsana ya. Buradan biraz daha hızlanma olursa işler daha kötüye gider evet.
Yani o 20 Aralık olur. Ama şu anki hareket hala o o şeyde değil. O tempoda değil henüz. Bakan enflasyon yıl sonundan itibaren düşecek dedi. Devrim Bey'in yıl sonu enflasyon tahmini nedir? Hem resmisi hem gayri resmisi düşmeyecek herhalde. Düşmeyecek. Yani bakanın. Peki enflasyon. Bakana bir haberim var yani düşmeyecek. Zirveyi gördük mü biz enflasyonda? Kesinlikle görmedik. Zirve ne sence? İşte o manevralara bağlı yani. Bence böyle şu anda zirveyi görmemiz için hiçbir sebep yok. Sebep mutlaka para politikası hamlesiyle gelir. Ya yani para politikasında siz hamle yapmadığınız sürece enflasyon yukarı gitmeye devam edecek. O baz etkisi falan da olmayacak. Tekrar söylüyorum. Yani bakana müjdem var yani buradan. Olmayacak hiçbir şey. Yani baz etkisine falan dua edilmez. Siz hamle yapacaksınız. Para arzını kıstığınıza dair bir mesaj vereceksiniz ki insanların davranışları değişecek. İnsan davranışları değişmediği sürece enflasyon aşağı gelmez. Enflasyon çok önemli bir davranışsal olgudur. Çoğu insanın anlamadığı ve benim 1,5 yıldır, 2 yıldır anlatmaya çalıştığım enflasyon geliyor, geliyor, patlayacak diye anlatıyorum 2 yıldır. Nasıl bildin filan? O kadar belliydi ki hem rezerv para dolarda kaynaklı hem Türkiye'deki hamleler kaynaklı. Şimdi nasıl biliyorum bunun şu anda zapt edilemeyeceğini, ne Amerika'nın ne Türkiye'de bunu zapt edemeyeceğini. Hamleler hala yavaş. Ya Türkiye'de hamle yok. Amerika'daki de çok çok küçük ve çok geç. Devrim Bey seçim olmayacak, iç karışıklığa doğru gidiliyor diyemedi, lafı döndürdü. Öyle mi? Kusura bakma, direkt soruyorum. Ya ben lafı döndürme özelliği olmayan bir adam olduğumu biliyor benim takipçilerim de. Sen de biliyorsun, ben hiç... Yok, ben bildiğim için zaten evet, direkt sordum. Bu tip öngörüleri yapan arkadaşları ben yani böyle kesin iç karışık çıkıyor. Ya, kimse bilemez onları. Felaket tellallığı da yapmaya gerek yok ayrıca. Ya şimdi o tip şeyleri söylemek tehlikeli sularda tabii gezmek. Artı ya neden iç karışıklık çıksın? Yani tamam şimdi iç karışıklık... Ya şimdi siz hiper enflasyon ortamını gerçekten hazırlarsanız evet iç karışıklıkla ilgili o uygun ortamda hazırlarsınız. Ama ben şu anda bir noktada bu kadar umarsız kalınacağını düşünmüyorum. Bir noktada bir manevra yapacaklarını düşünüyorum. O manevra geçici olacak muhtemelen ama zaman kazandırabilir. O açıdan ama dünya döngüsü böyle devam ederse evet huzur gitgide azalmaya başlayacak. Yani en büyük sorun burada güvenlikle ilgili insanların rahatsızlıkları artar. Çünkü bu mülteci sorunu hala şu anda bir şekilde idare edilebilir kıvamda gidiyor ama açlıkla dünyadaki global kıtlık ve açlık döngüsü bu kadar kuvvetlenip biz de mülteci almaya devam edersek yani o zaman ben de şey soru soran arkadaşımızla ilgili yani ona ya o doğrultuda hareketlerin olabileceğini söyleyebilirim ama biraz dahası bence yok, insanlar ayağa kalkar bence. Çünkü bir de şöyle bir şey, bu benim fikrim. Katılmayabilirsin, katılabilirsin. Ekonomik olarak sıkışıklıkta öyle bir enerji birikti ki insanlarda, alım gücünden ötürü, işte bir sürü baskıdan dolayı. O mülteci konusu da bir de üstüne geldiği için, bir de üstelik insanların şikayetleri sanki yokmuşçasına görüldüğü için bana sorarsan, biraz enerji şeyi sıkışıklığı oraya yöneliyor. Yani dolayısıyla senin dediğin gibi biraz daha alalımı bence artık kimse kaldıramaz. Evet, işte orada döngü zaten yurt dışından sizi ne kadar finanse edeceklerine bağlı. Yani şu ana kadar çok kısmi finansmanlar gördük biz değil bence mi? Bence yani artık finansman kadar da bu işi kurtarmaz gibi geliyor. Çünkü bu konu buraya gelmiş vaziyette ve çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bu benim fikrim. Yani bilmiyorum. Çekiniyorum. Bence en önemli riskler olarak bunu görüyorum zaten şu anda. Az önce yayının başında da anlatmaya çalıştım. En önemli, şimdi bu konulara umarsız davranmak. Yani en azından siz bir yönünden bir yer şeyleri zapt edin. Diğer taraftan da sınır güvenliğini artık bir çeki düzen verin. Yani lütfen yani. Dingo'nun ahırı gibi. Bir de ya sınır, insanların sınır güvenliği şey demektir. Yani bir ülkenin bütünlüğüdür ya. Evet. Hani hatta müdafaa, sattı müdafaa işte. Yani evet, bir ya sınır şeyi vardır, haysiyeti vardır. Onu çok önemsiyorum ve o sorunu şu anda daha da büyüyebilecek bir sorun olarak görüyorum. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi haline gelecek. Yani şimdi şu anda Türkiye'nin bence en önemli sorunu hayat pahalılığıdır, enflasyondur. İkinci soru da bence bu mülteci sorunudur. Aynı düşünüyorum. Dolayısıyla bu ikisine de acil bazı manevralar gelmeli ve bunları görmeliyiz. Çünkü bunlar gerçekten önümüzdeki döneme damga vuracak. Çünkü dünya bu social unrest veya işte şey dediğimiz yani dünyanın değişik yerlerinde bu
işler maalesef azalmayacak. Çünkü fiyatlar düşmeyecek. Yani sadece Türkiye için değil, global olarak enflasyon azalmayacak. Maalesef o denge negatif yönde artmaya devam edecek. Yani bu görünüyor her geçen gün. Önlem alınmadıkça ben daha huzursuz oluyorum yani. Önlem alınmasını istiyorum ama maalesef henüz bir şey görmüyorum. Bizde yaz gelince enflasyon, fiyatlar düşecek diyorlar da neye göre düşecek? Yani neye göre öyle diyorlar? Diyorlar. Sosyal medya geyiği gibi diyorlar. Evet. Ya ben pek para politikası ile ilgili manevra yapmadığınız sürece hiçbir şeyin fiyatı düşmeyecek. Tekrar söylüyorum yani. Bir faiz hamlesi yapmadığınız sürece, faiz hamlesi de süper bono veya enflasyon endeksi tahvil, birazcık para arzını kısıp birazcık soluklanma yapmadığınız sürece şu anki artan ürünlere her şey artmaya devam edecek. Çünkü bu bir toplu bir şeydir. Yani bu bir algıdır. Algıyı bozdunuz. Yani bozdular. Hep söylüyorum. Davranışsal ekonomi konusudur enflasyon. Ama biz sadece matematiksel bir konuyla, yok baz etkisiyle falan saçma sapan konuşmalarda vakit kaybediyoruz. Siz önce şu anda bozulan toplum algısına birazcık adapte edecek bir şeyler yapmanız lazım. Kur şokundaki o hareket aslında ilk hamlesiydi. Arkasından birkaç hamle daha gelebilseydi çok daha iyimserdim. Hep söylüyorum, Aralık ayındaki iyimserliğim şu anda yok. Artarak kötümserliğe doğru her geçen gün artıyor. Çünkü öyle KKM'ye dayanarak bu ekonomik model anlatmak maalesef çözüm değil.